Şimdi bir de kablolar demişken, şimdi USB ya da fiber kablo kullanıyoruz dijital ortamlarda. İşte DAC'a bağlarken, işte fiber kabloyla ses taşırken. Şimdi burada çok pahalı satılan kablolarla standart kablolar arasında ciddi bir fiyat farkı da var. Yani birileri çok yukarılarda, birileri erişilebilecek seviyelerde. Şimdi burada bu farkı gerçekten bir değer yaratıyor mu? Yoksa hani erişilebilecek makul seviyedeki fiyatlara sahip kablolarla bu dijital dünyadaki sesi daha kaliteli dinleyebilir miyiz? Hani bundan da biraz bahsedelim isterseniz. Ya şöyle kısa cevap evet. Uzun cevap ben de bence sizin söylediğiniz ikinci şey geçerli burada. Şimdi ben bir IT'ci olarak işte Information Systems okuduğumu söylemiştim. IT'de de uzun süreler çalıştım. Yani bu işlere böyle ilk merak sardığımda mesela bir USB kablonun ses üzerinden nasıl bir etkisi olabileceğini uzun süre inanamadım yani. Hani ne olabilir ki? Sonuçta 1 ve 0 veri taşıyor. Alt Aynı tarafı veri yani taşıyor orada yani. aynı USB üzerinde 2 GB'larca veri taşıyoruz değil mi? Yani onu taşıyoruz da neden seste illa şöyle bir kablosu olması lazım falan gibi düşünüyordum. Ama şunu da söyleyeyim. Bakın bu hobide esas bence herkesin kişisel olarak bir şeyleri deneyimlemesi lazım. Deneyimlemeden görmüyorsunuz, duymuyorsunuz, anlamıyorsunuz. Yani bu çok önemli. Ve bu şeyi ne derler? Yani bu sabit fikirliliği hepimiz aslında üzerimizde taşıyoruz. Ben de birçok şeyde daha evvel yok lan böyle şey olmaz dediğim şeyi bugün oluyor diye insanlara söylüyorum, anlatıyorum. İşte Ben bu da şimdi USB aslında. ve Ethernet kablosu için böyle düşündüğüm safhadayım. Yani ben de Evet. IT'ciyim. Evet. Yani bir veri, hani bir kabloda alt Evet. tarafı veri, hani nasıl farklı olabilir diye Şöyle düşünüyorum farklı oluyor. açıkçası. Evet. Aynen öyle. Evet. Ben de öyle düşünüyordum. Sonra bir arkadaşım DH Labs'ın bir USB kablosunu verdi. Geldim sistemime taktım. O zaman böyle bir kocaman ampul yandı kafamda. Ulan dedim. Değişiyormuş bu iş. Ama nasıl değişiyor? İşte bakın bahsettik işte. Jitter'dan bahsettik. Clocking hatalarından bahsettik, zamanlama hatalarından bahsettik. Şimdi o diğer kablo sizin yeterince ekranlaması olmayan içindeki işte malzemenin yeterince iyi olmadığı falan kablolar. Yani siz bunu birazcık daha öteye taşıdığınız zaman işte iki ucuna bir ferrit kord koyduğunuz zaman ekranlaması daha iyi olduğu zaman bu sefer dışarıdaki frekanslardan daha az etkilenir hale geliyor. Dolayısıyla siz zaten dünya kadar çaba sarf ediyorsunuz. Streamer alıyorsunuz. Bu taraftan işte ben bunu daha temiz basayım diye uğraşıyorsunuz. Bu taraftan DAC'ınızı koyuyorsunuz. Arada dandik bir kablo kullanıyorsunuz. Orada bir gürültü vesaire bir herhangi bir şey oluştuğu zaman hadi bu sefer aradaki bütün şeyi yok etmiş oluyorsunuz. Zinciri yok etmiş oluyorsunuz. Ya ben bunu birebir deneyimledim. Yani iyi bir kablo koyduğunuz zaman gerçekten daha iyi ses alıyorsunuz. Ama ha işin şey tarafına gelirsek yani 15 bin dolarlık bir kablo almanın mantığı var mı yok mu kısmına gelirse ben hani burada o konuda çok bir şey söylemek istemiyorum. Ama benim kişisel inancım yani bu iş belli bir noktadan sonra da mantığını kaybediyor. Yani bu Hi-Fi işi. Yani bana kızanlar olabilir şimdi ama ben öyle düşünüyorum. Yani belli bir noktadan sonra artık iş mantıktan çıkmaya başlıyor. Ama tabii şimdi yani milyon dolarlık sistem sattığınız zaman onun yanında 15 bin dolarlık bir kablonun da pek bir lafı olmuyor. Yani adam onu da gidiyor alıyor. Dolayısıyla dediğim gibi yani bu işte belli kalıplar yok. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bu işte önemli olan müzik. Biz bunu müzik dinlemek için yapıyoruz. Yani cihaz dinlemek için yapmamamız lazım. Yani asıl amaç bu olması lazım. Yani oradan koptuğunuz zaman, müzik işinden koptuğunuz zaman bence iş sapıyor. Başka bir şeye geçiyor yani. Zaten bazı insanları biliyorum. Gene bana kızabilirler. Bazı odofil abilerimizi gördüm. Ya adam kuş sesi, böcek sesi, doğadaki cik sesini falan dinliyor. Yani lan bilmem kaç yüz bin dolarlık sistem koymuşsun oraya. Niye bunu dinliyorsun yani? Otur doğrusu bir albüm çal dinleyelim yani. Hani işte aman bu sesin şeyi şuradan geliyor falan. Ya, o kısım belki benim tecrübem, şu ana kadar tecrübe ettiklerim ben eksiğimdir bilmiyorum.
Ama o noktada ben biraz işten kopuyorum. Yani benim ana odağım hala müzik. Ben bu işi müzik dinlemek için buradayım. Müzik, iyi müzik dinlemek için bu işi yapıyorum. Dolayısıyla yani belli ama bu işte de kimseye kızmıyorum. Herkes haklı. Bu işte tek doğru yok. Tek yanlış da yok. Bu işte yanlış yok bence. Yani Tercihler var diyebiliriz tamamen aslında. tercihler var. Olay %100 subjektif. Ya şöyle söyleyeyim. Yani şimdi arkadaş ben yaprak sarması seviyorum ama lahana sarması sevmiyorum. Ya kim bana zorla lahana sarması yedirecek? Veya dolmaların en iyisinin ya lahana sarması olduğunu kim iddia edebilir ya? Ben bunu seviyorum arkadaş. Yemek Evet. istemiyorum onu. Yani bu iş tamamen böyle bir iş. Ya bunu aslında kabul edersek herkes birbiriyle iyi anlaşır. Şeylerde de öyle ya, forumlarda da öyle, arkadaşça toplantılarda da öyle. İşte şu marka model kullanılır. Belki daha iyisini kullanamıyorum veya kullanabiliyorum da bunu seviyorum. Yani bu tamamen kişisel bir şey. O yüzden kablolar da böyle ama belli bir seviyeye kadar bence her şey fark ediyor. Yani belli noktalara kadar fark ediyor. Böyle. Evet. Teşekkürler. Çok açıklayıcı oldu bence. Şimdi bir de işte kablolarla aktarıyoruz sesi. Bir de kablosuz aktarıyoruz. Evet. Neyle? Doğru. Bluetooth'la aktarıyoruz. Bluetooth sence hi-fi mi? Yani Bluetooth'tan aktardığımız sesi nasıl dinliyoruz? Yani onu Hangi Bluetooth? Bunu mu standart soruyorsun? bir Bluetooth. Evet. LDAC mı? Bluetooth 5.0 mı? aptX HD mi? Burada neden Evet. bahsediyoruz? İş burada da Evet. çatallanıyor böyle, değil mi? Çatallanıyor. Şöyle vereyim. Yani şimdi bir tarafta bu iş dijitale döndüğü zaman sürekli gelişim olan bir hal alıyor. Mesela şimdi bugün aptX HD diye bir kodek var. Bluetooth kodeki var. Bununla 24192 Hi-Res file'ları aktarmak mümkün. Yani bunu aktarabiliyoruz. Şimdi yani bunu da Hi-Res'i de işte gayet Hi-Fi olduğunu kabul edersek buna Hi-Fi demememiz için bir neden bence yok. Yani ben tamamen dediğim gibi açığım. Tercihlere de, kişisel tercihlere de açığım. Kalıplara da karşıyım yani. Buna hi-fi dememiz için hiçbir neden yok. Ama hani şeye gelecek olursak, mesela aynı şekilde kablolu mu, kablosuz mu dediğimiz zaman, mesela Wi-Fi üzerinden bir şeyleri akıtmak, yani ben kabloluyu tercih ediyorum çünkü Wi-Fi birçok frekans, komşunuzun Wi-Fi'yi da size müdahale ediyor. Açtığınız ampul de size müdahale ediyor vesaire falan filan. Yani böyle düşünürseniz evet yani hep bir saflığa ulaşmaya çalışırsanız Hi-Fi demeyebilirsiniz. Ama ben çok güzel hiç fark olmadığını yani duyamadığımı düşünüyorum. Yani aptX HD ile 24192 bir file'ı Bluetooth'tan aktardığınız zaman inanın fark etmiyorsunuz yani. Gayet güzel çalıyor. Evet. Peki şimdi müzikleri çaldığımız platform işte software'i çalıştırdığımız platformda Mac, Windows, Android bu işletim sistemleri nasıl bir fark yaratıyor bize? Şimdi demin işte geleceğim noktalardan biri de buydu. Evet. Mustafa sordu bununla ilgili bir şey. Şimdi aslında şöyle bu işte donanım ve işletim sistemi bir bütünlük teşkil ediyor. Benim kendi tecrübelerime göre şayet Hi-Fi için yapılmamış yani bu uğurda üretilmemiş bileşenlerden oluşuyorsa bir sistem yeterince Hi-Fi performansı beklemiyor. Yani beklemek doğru olmuyor. Ve de veremiyor zaten. Çünkü müzik haricinde hiçbir uygulamada hani beslemenin anakart üzerinde gürültü oluşturmasının bir önemi yok. Ama Hi-Fi ve müzik playback'inde var maalesef. Yani böyle bir gerçek var. Bu durumda da işte hani bir donanım seçecekseniz PC, herhangi bir donanım kullandığınız zaman bu donanımda işte sizin müzik kalitenizi etkileyecek bir sürü problem oluyor. Ha var, yani işte veri yolları ayrılmış USB'lere olan işte anakartlar, gürültüden izole edilmiş anakartlar, ondan sonra işte izole beslemeli, fansız odofil PC'ler falan yapmak mümkün. Bu konuda da çalışılıyor. Ülkemizde bunlara ulaşmak, bulmak biraz maalesef zor.
Software olarak, yani işletim sistemi daha doğrusu diyelim, işletim sistemi temelinde işe bakarsak Windows da pek bu anlamda çok hi-fi olduğunu düşünmediğim bir işletim sistemi, ama yani iyi bir donanımla bunu kombine edebilirseniz, var mesela bazı arkadaşlarım var, hani Windows'un kolaylığından bahsedip şey yapamıyorlar, vazgeçemiyorlar. İşte fansız, yine belli işte dediğim özelliklere sahip küçük bir mini PC mesela. Üzerinde Windows var ve bunu lineer bir power supply ile besliyorlar. Ve streamer olarak kullanıyorlar. Gayet de iyi. Ama genel anlamda Windows'un çok başarılı olduğunu söyleyemem bu konuda. Şimdi Mac kısmına gelirsek, işin biliyorsunuz music production, yani stüdyolarda Mac çok kullanılan bir platform. Apple'ın Mac'i. Dolayısıyla bu sebepten ötürü Mac hem OS X, yani işletim sistemi olarak, hem donanım olarak playback için de uygun bir platform. Elinizde varsa rahatlıkla Mac kullanabilirsiniz. Yani gerçekten robust çalışıyor. Hiç diyeceğim hiçbir şey yok. Pahalı sadece, ama zaten bir Mac kullanıcısıysanız ve elinizde varsa neden olmasın, yapabilirsiniz. Linux'a gelirsek, şimdi iş Linux'a geldiğimiz zaman çok güzelleşiyor. Çünkü bu iş için yapılmış açık kaynaklı işletim sistemleri var. Şimdi özellikle de işte şimdi Raspberry Pi'dan bahsedeceğim. Yani SPC'lerden bahsedeceğim. SPC nedir? Önce onu söyleyeyim. SPC, Single Board Computer diye geçiyor. Yani tek karttan oluşan minik bilgisayarlar. Ben burada hemen bir tanesi örnek vermek istiyorum. Bakın bu. Minicik bir bilgisayar. Bunun içerisinde bir bilgisayardan beklediğiniz her şey var. İşte CPU'su var, RAM'i var, ekran kartı var, USB portları var, Wi-Fi'yi var. Her şey bunun üzerinde var. Tamam mı? Bunların en popüleri de Raspberry Pi. Birçok uygulamada işte ne bileyim güvenlik sektöründen tutun da yazılım sektörünün birçok noktasında donanım çözümü olarak bu Raspberry Pi'ları kullanıyorlar. Wi-Fi için de hayat kurtarıcı özelliğe sahip bunlar. Şimdi bunların üzerinde tamamen Hi-Fi için üretilmiş işletim sistemleri var. Nedir bunlar? Mesela ben severek kullanıyorum. Volumio diye bir işletim sistemi var. Bunun yanında işte PyCore var, MudAudio var, DietPy var. Bunların hepsi Linux tabanlı işletim sistemleri. Ve bu SPC'lerin üzerine bir mini SD kartta yazarak ve şurada minicik bir slot vardır. Bu slota koyuyorsunuz, çalıştırıyorsunuz. Ve bu bir Hi-Fi tabanlı bir cihaza dönüyor. Nasıl bir cihaza dönüyor? Şimdi burada başka bir SPC'lerin başka yararlarından bahsetmek istiyorum yeri gelmişken. Şimdi bu SPC'lerin üzerine Hi-Fi için tasarlanmış kartlar var. Bunlara hat deniyor. Yani şapka. Bu hatlerden satın alırsanız çok çeşitli hatler var. Bu minicik cihazı bir Hi-Fi DAC'a, bir Hi-Fi streamer'a falan döndürüyorsunuz. Bakın ben burada size bir de hat örneği getirdim. Bu bir DAC, mini bir DAC. Bunun üzerinde işte jitter süzen voltaj filtreleri var, RCA çıkışları var. Bu basit bir DAC, 2492'yi destekleyen bir DAC. Bu Lego gibi böyle expansion slotları vardır şurada. Bunu alıyorsunuz, bunun üzerine takıyorsunuz. Artık gözüm çok iyi görmüyor benim. Taktım, bakın. Bu bir DAC oldu. Çok da güzel bir DAC bu. Yani gayet iyi performans sağ alabileceğiniz bir DAC haline geldi. Bu da işletim sisteminde koyuyorsunuz. Bir tane de lineer power supply veya işte dediğim gibi benim bir tane power bank takıyorsunuz buna. Harika bir DAC. Sadece evet. DAC da değil. Yani üzerinde işletim sistemi olduğu için bu işletim sistemiyle bu bir network player DAC haline geliyor. Yani bunun üzerinden onun USB portuna bir tane hard disk takarsınız. Hard diskinizin içerisinde ne varsa. Veya işte Volumio gibi bir işletim sisteminiz varsa elinizin altında. Onu PC'nizin üzerindeyse müzikleriniz. Network shared'lı PC'nizin üzerindeki bütün müzikleri okuyabilirsiniz. İşte kullandığınız SPC'de mesela bir Bluetooth özelliği varsa onu aktive edersiniz. Bluetooth'la buna sinyal veri verebilirsiniz. Yani müthiş bir şey. Önce Reclocker'dan bahsettiniz ya. Yine evet. Bu sisteme takabileceğiniz bir Reclocker şapka şeklinde bir kart da var mı?
var. Fakat şöyle, yani bunların hepsini böyle alıp da ben onu da alayım ama bunu da alayım falan diyemiyorsunuz. Evet. Bunlar da şöyle ayrılıyor. Mesela bu bir adı nedir? Bu bir Master Duck. Yani bu kendi bu duck'ın içerisinde aynı zamanda bu reclocking ve jitter süzen filtre var. Zaten var. Anladım. Eğer bir slave duck alırsanız, mesela Allo firmasının böyle ürünleri var. Mesela Piano 21 diye bir duck'ı var. O duck'ı alırsanız bununla birlikte bir de Kali Reclocker diye bir hat'i var. Bu üçünü üst üste takıyorsunuz böyle Lego gibi. Ortada Kali Reclocker, en üstte de Piano 21 oluyor ve buradan bu arada gelen sinyale I2S sinyali diyoruz biz ve bu ikisini birleştirdiğimiz zaman bir I2S duck haline geliyor. Yani CD'ler de öyledir aslında. CD'den aldığı, yani CD'yi okur, aldığı data I2S datasıdır. Direkt kendi üzerindeki DAC'a iletir. O DAC da analoğa dönüştürür ve size verir. Burada da yani işletim sisteminden aldığı I2S sinyalini direkt DAC'a iletiyor. DAC da size bunu temiz bir şekilde veriyor. Eğer o ortaya bir reclocker koyarsanız, bu sefer I2S sinyalini önce reclocker'a gönderiyor. Reclocker bunu tamamen jitter ve zamanlama hatalarından temizliyor. Sonra DAC'a gönderiyor ve hakikaten inanılmaz iyi performans alıyorsunuz. Yani fayda maliyette bu ürünlerin üzerine ürün yok. Bir de istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Ha, dezavantajı ne? Bunlar tabii hazır ürünler değil. Birazcık işte zaman ve çaba harcamanız gerekiyor. Ama inanın çok zor değil. Bir de böyle işte bunların kutuları falan var. Onları ayrıca alabilirsiniz, satın alabilirsiniz. Ama genelde böyle plexi-mlex oluyor bu kutular. Yani görünüş olarak böyle birazcık adı nedir? Acayip gözüküyorlar yani nasıl diyeyim yani bazı hobidaşlarımız biraz görüntü kısmına da işin çokça kafa takıyorlar ama yani girip forumlara bakarsanız insanlar neler yapıyor bununla ilgili yani işte alüminyum kutular CNC'de kestiriyor, bunlara ekranlar takıyor, dokunmatik ekranlar yapıyor falan. Hatta benim de böyle bir çalışmam oldu. Çok kısa bir süre önce onu da kullandım. Daha sonra başka bir arkadaşa verdik onu. Valla yani hem keyifli hem de hakikaten fayda maliyette çok iyi performans aldığınız ürünler bunlar. Herkese tavsiye ederim. Mesela iki tane bu konuyla ilgili iyi şey vereyim size üretici. Bir tanesi Hi-Fi Berry. Hi-Fi Berry hem işin streaming kısmında, özellikle optik ve koaksiyelden streaming konusunda çok iyiler. Hem de işte DAC'ları var. İki fonksiyonu birleştiren hat'ler de üretiyorlar. Bir de Allo diye bir firma var. Hindistanlı bir firma. Benim en çok beğendiğim firmalardan biri bu iş içerisinde. Adamlar hem çok iyi hat'ler üretiyorlar, hem şu anda iyi transport kartları üretiyorlar. İşte mesela bunlardan bir tanesi benim kullandığım US Bridge. Allo US Bridge. Şimdi onun Signature modelini, yani en yeni versiyonunu ısmarladım. Onu bekliyorum. Dijitale girmek isteyen, özellikle de sınırlı bütçelerle girmek isteyenler bu SPC ve HAT konularına bence eğilsinler. Ve korkmasınlar, iyi sonuç alacaklar. Evet. Ben bu çalışmalarınızı sizin Facebook grubunda da takip ediyorum. Gerçekten hani deneyimleme şansım olmadı ama güzel sonuçlar elde ettiğinizi orada yorumlarda yazmıştınız. Bu son yaptığınızda kapalı kutu içerisine ekran koyarak yaptığınız cihazı da açıkçası ben görüntü olarak çok beğendim. Hani duyma ve dinleme fırsatım olmadığı için diğeri için yorum yapamıyorum. Eğer gönderirseniz onun resmini de bu kısma koyarız tabii. Nasıl bir şey, hem iç kısmını hem de dış kısmını görmüş oluruz böylece. Gerçekten dediğiniz gibi hani standart cage'lere baktığımız zaman çok plexiglass'tan yapılmış, sadece üst üste oturması için yapılmış şeyler var, platformlar, ama böyle özel tasarımlı kutularla da insanlar bu platformu gerçekten çok güzel, göze de hitap eden bir cihaz haline getirebiliyorlar. Evet. Sizin de yaptığınız gibi. Evet, ben şunu söylemek istiyorum. Gücendirmemek adına burada Hulusi diye bir arkadaşım çok fazla yardımcı oldu bana bu konuda. Evet.
Özellikle işte işçilik konusunda bana inanılmaz yardım oldu. Onu da buradan, ona da teşekkürlerimi sunuyorum Hulusi'ye. Şimdi şöyle bir konfigürasyon hakkında ne söyleyebilirsiniz? CD player DAC'tan dinlemek, bir de USB ve DAC'tan dinlemek. Bu ikisi arasında nasıl bir fark var? Şöyle yani bence tamamen kullandığımız cihazlara bağlı. Şimdi DAC kısmına geçersek, bazı DAC'lar mesela coax üzerinden, USB bile olsa üzerinde coax üzerinden daha iyi performans gösteriyor. Bazıları USB üzerinden daha iyi performans veriyor. Yani burada yine tek bir cevap yok. Çünkü kullandığınız cihazların niteliğine göre karar vermemiz gerekiyor. Mesela hani CD dedik, nasıl bir CD? Mesela CD transport cihazları var. İçinde DAC olmayan tek işlevi veriyi karşıdaki DAC'a işleyip yollayan. Yine tabii bunu Hi-Fi prensipleri içerisinde, yani jitter'ı temizliyor, reclock ediyor falan filan. Mesela Cyrus diye bir marka vardır. Cyrus'ın mesela transport CD'leri vardır. Bunu alıp koyduğunuz zaman, yani DAC'la birleştirdiğiniz zaman CD player'dan DAC'a göndereceğinize göre çok daha iyi performans alacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. Burada tamamen hem DAC'ın hem de CD'nin CD tarafının veya işte USB ise USB tarafının kombinasyonların önemi var. Yani burada tek bir yöntem, tek bir doğru diye bir şey yok. Ama hani mesela şöyle cevap vereyim. Yani bunu deneyin. Bir external DAC aldınız. Diyelim ki mesela ben işte SMS'in M500'ünü kullanıyorum. Böyle bir DAC'ınız var elinde. Bunun hem koaksiyel hem optik çıkışı var. Elinizde de bir CD player'ınız var. Emektar CD player'ınız kullandınız. Onun da koaksiyel bir çıkışı var. Bağlayın DAC'ınıza. İkisinin de performans farkını görün. Bakalım CD player'ınız mı daha iyi çalacak? Çalabilir. Ben öbürü daha iyi çalacak demiyorum. Yani deneyimlemeniz lazım. Evet. Tamamen cihaza bakıyor. Yani bunun tek bir doğru bir şey yok burada. Anladım. Tamam. Peki şimdi yazılımlara gelelim biraz, software'lere. Şimdi bir takım ücretsiz software'ler de var. İşte FUBAR 2000 gibi. Gene ücretli software'ler var. Rhone gibi. İşte diğer audio, ne demek, bir software'den daha. Audrivana. Gibi. Hani bunlar arasında nasıl bir fark var? Şimdi illaki hani bir şey ücretliyse daha iyidir gibi bir algı vardır ya genel olarak. Hı. Ama hani ücretli olmasının sebebi de orada biraz daha fazla emek olmasından kaynaklanıyor aslında. Hani her ücretli şeyin de daha iyi olduğu da söylenemez bu arada. Çok iyi açık kaynaklı ve ücretsiz sunulan bir takım yazılımlar da var. Hani siz bu ikisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben Rhone'la ben bir 15 gün önce ücretsiz versiyonunda bir deneme şansım oldu. Bir arkadaşımdan bir DAC almıştım, Turgay abi'den. Mac bilgisayarıma Rhone'u kurdum. NAS cihazımdaki dosyaları gösterdim. Ve duyduğum sese ilk başta inanamadım. Yani gerçekten de bu şimdi kullandığım DAC da çok üst seviye bir DAC değildi ama hani çok fark yarattı. Çok fark yarattı. Yani inanılmaz bir arka plan sessizliği, böyle bir oluştu, karanlık, hani o inanılmaz, yani ona çok şaşırmıştım mesela. Evet. O beni çok etkilemişti. O bu muhtemelen Rhone'un yarattığı bir deneyim diye düşündüm ben onu. Ben size burada bir soru sorayım peki. Mac'i direkt olarak bağladığınızda ve Mac'in üzerindeki herhangi bir player'la çalmaya çalıştığınızda nasıl fark bir sorun içeriyor? Çok fark var, değil mi? Çok fark var. Çok fark var. Soruya cevap verdiniz aslında. Evet. Yani şimdi şöyle, adamlar milyonlarca dolar harcıyorlar, ekip kuruyorlar. Ciddi paraları da bu software'leri satıyorlar. Çünkü burada bir fayda yaratıyorlar. Öbür tarafta açık kaynak. Açık kaynak evet, bazı şeyler de çok güzel ama belli kaliteyi istediğiniz zaman da mutlaka bu paralı
software'lerin ciddi artıları oluyor. İşte sizin de söylediğiniz, birebir tecrübe ettiğiniz hikaye doğru. Yani şimdi adamlar böyle hi-fi grade bir yazılım geliştiriyorlar. Buna dünya kadar para harcıyorlar. Neden? Siz bu tecrübeyi yaşayabilirsiniz diye yapıyorlar bunu. Ama açık kaynaklı şeyde böyle bir şey yok. Yani amaç belki aynı bile olsa maalesef sonuçta pratikte çıkan, teori aynı bile olsa pratikte çıkan şey aynı olmuyor. Aynı zamanda işte Rune'un, Adrivana'nın başka size sağladığı artılar da var. Ne gibi? Mesela işte daha evvel bahsettiğim işte MQA, Full Decoder olarak çalışıyor mesela bu software'ler. Yani bunlar parasını hak eden software'ler. Dolayısıyla evet fark var. Boş yere bu paraları vermiyoruz. Ama şey dersek adı nedir? Yani FUBAR 2000 mesela. Yani kendi başına baktığınız zaman bu da işinizi görebilecek bir yazılım. Ama işinizi görebilecek bir yazılım. Ne yapmak istediğiniz, amacınız ne burada? Bu önemli. Ama ben de daha önce bir şey denemiştim. Rusların adamların deli olduğunu düşünüyorum ben. Rusların yaptığı bir Odofil versiyonu var mesela FUBAR 2000'in. Bütün ön ayarlamaları, ön tanımlamaları yapmışlar. Yani gereksiz olan da her şeyi çıkarmışlar. Mesela ben o Odofil versiyonunu da çok beğendim. Çok çok beğendim. Ama dediğim gibi yani hiçbiri bir Rune gibi olmuyor. Bu arada bir PC kullanıyorsanız ve üzerine bir Rune kuruyorsanız, evet o Rune işte sizin Windows'tan vesaire kayıplarınızı karşılayabiliyor. Bunu da deneyebilirsiniz. Deneyimlemek de çok kolay. Free versiyonu var. Yani trial versiyonu evet. Var. Deneme versiyonu var. Koyun deneyin. O kadar basit zaten. Göreceksiniz. Evet, vallahi o 12 gün yanlış hatırlamıyorsam bir deneme sunuyor. Evet. Ben gerçekten çok şaşırmıştım o yarattığı farka ve hissiyata, ambiyansa. Hani o kadar olacağını ben inan beklemiyordum. Doğru. Hatta ilk deneyimlemeden önce şeye baktım ben işte ücretlendirmesine. İşte inanılmaz ücretleri var. İşte ömür boyu üyelik 700 dolara yakın bir... Evet, 700 dolar. Gerçekten ama şimdi senin bahsettiğin gibi bir yani hakikaten iyi bir şey sağlıyorsa 700 dolar bu hobide uygun kalıyor. Bir de ömür boyu bunu kullandığını düşünürsen. Evet. Eğer bu da bir software ve upgrade'leri falan da sana sunuyorsa. Bir de bir şey söyleyeyim. Vazgeçene kadar ayda 9.99'a da kullanabiliyorsunuz. Evet, ya illa 700 dolar vermenize gerek yok. Eskiden aylık paketi yoktu. Yıllık vardı ve ömür boyu vardı. Ya aslında zaten şöyle söyleyeyim. Maalesef bizim paramız değersiz ya. Yani adamlar için işte 700 lira veriyorsun. 700 ömür boyu paketi veriyor, alıyorsun. Evet. Yani böyle baktığınız zaman hiçbir şey değil de işte biz maalesef böyle şey yapıyoruz. Ya 700 dolar çok para ve falan diye. Ama evet yani ben Mustafa'ya da katılıyorum. Yani bu hobi içerisinde aslında 700 dolar hele hayat boyu size sağlayacağı işte upgrade'lerle onunla bununla hiçbir şey değil. Yani bu işin dijital tarafına yönelecekseniz rahat rahat vermeniz gerekir yani ya da verin yani. Hani verin alın ama vermeden önce denemesi bedava. 12 gün istediğiniz kadar takılın yani bu güzelliği var aslında. Mustafa sen bir şey daha soruyordun sanırım ben seninle. Yok bir şey sormaya da çekiniyorum az sonra ona geleceğiz diye. Yok zaten vallahi. Ben sanmıyorum. Bu arada cevaplamadım. Unuttuğum bir şey varsa gelme deyip söyleyin yani onu da cevaplamaya çalışayım. Şimdi şöyle konularımızda hala nereye gidiyoruz ne var onu da ben şey yapayım ona göre. Ya en son soru gibi işte böyle aklıma gelenleri. Çok kısa kaldı aslında birkaç tane konu kaldı. Benim sormak istediğim. Şimdi gerçi bir miktar bahsettin aslında streaming sırasında oluşan internet paket kayıpları, gecikmeler ve benzeri hani bunları nasıl aşıyoruz? Bu streamerların topolojileri bunlara olanak sağlıyor sanırım. Doğru. Bunlardan da biraz bahsedebiliriz. Bahsedeyim. Mustafa'nın bir sorusu varsa onu alayım önce. Ben genel anlamda aslında en son bütün bu konuştuklarımız hakkında toparlayarak birkaç şey soracağım. Tamam. O zaman en sona doğru sorayım. Sonra bırakalım onları. Tamam.
Şimdi streaming kısmında yani topoloji olarak yaklaşımda işte zaten bahsettim biraz. Yani genel olarak wireless'ı ben çok sevmiyorum. Eğer bir kablolu şansımız varsa sonuçta kablolunun daha robust çalıştığını düşünüyorum. Zaten iyi bir streamer'ımız olmazsa olmazımız dedik. Bu işin %95'ini zaten otomatikman çözüyor. Ne var sonra? İşte topolojik yaklaşımdan paket kaybı vesaire burada ne yapabiliriz? Eğer network kabiliyetli bir cihazınız varsa kablolar, USB kablo, yani 3 metrelik bir USB kablo kullanmayın mesela. En kısa en iyisidir. Yani bu kablolarda da. Yani USB mesela benim USB kablom işte 50 santim. 1 metreden bile kısa. Daha kısa kablolara yönelin. Eğer network kabiliyetli bir cihazınız varsa, modeminizle yapabiliyorsanız yakınsa, yani modeminizde ağ geçirdiğiniz aynı zamanda aynı yerde sonlandırın. Yani modeminiz üzerinde sonlandırın. Yok modeminizde sonlandıramıyor, birkaç cihazı aynı yerde birleştirecekseniz, o zaman bir tane buna bir switch alın, aynı switch üzerinde koyun ki birbiriyle en kısa şekilde konuşsunlar. Yani birini bir şeye takıp öbürünü başka bir şeye falan takmayın. Ha, bunlar milisaniyelik şeyler yapar, gecikmeler yapar ama tabii şöyle bir şey de var. Bir yerde bir sıkıntı hissettiğiniz zaman dönüp, ben bir ITC olarak konuşuyorum şimdi. Dönüp o işe müdahale edip ya problem nerede kısmını da, problem çözme işini de biraz kolaylaştırıyor aynı yerlerde yapmak. Bir de tabii her şeyde olduğu için gibi bu network kablolarında da, hatta network switchlerinde de şimdi Hi-Fi network kablolar, Hi-Fi network switchler falan var. Zaten Hakan da demin dediği gibi işte Hi-Fi network kablosu dediğimiz zaman çarpı 10 yazıyoruz. Hi-Fi switch dediğimiz zaman çarpı 10-20 yazıyoruz falan. İşte bir arkadaşım var mesela, demin aslında bahsettim Hulusi. Ben deneyimlemedim yani bir network switch henüz kullanmadım. Hi-Fi grade bir network switch. Ama kendisi mesela şey dedi, abi ben de alıyorum, şeylerine baktım. Bu arada çok iyi modlama yaparım. Ben dedim şeye bakıyorum yani bileşenlerine bakıyorum. Neyin değiştirmesi gerektiğini çözdüm. İşte bir tane gigabit switch alıp işte içerisindeki bazı şeyleri, parçaları network grade parçaları upgrade edip denedim. Ya bir network switch haline getirdim. Hakikaten fark ediyor dedi mesela. Adamın şeyine de güveniyorum yani. Doğrudur, fark ediyordur. Ama ben kendim deneyimlemedim dolayısıyla. Ama kablo konusunda mesela network kablosu konusunda işte $600, $700 satılan kablolar var. Onlardan da henüz denemedim. Ama ben daha mesela Ugreen'in işte Cat 7, Cat 8 ekranlaması çok iyi olan, uçları gerçekten çok iyi olan kabloları var. Ben onlarda bir parça daha iyi performans aldığımı düşünüyorum. Ben onları kullanıyorum. Dediğim gibi yani bütçeniz varsa daha yukarıdaki şeyleri de deneyimlemek istiyorsanız deneyimleyebilirsiniz. Bunlar var, deneyebilirsiniz. Böyle. Evet, bir de şimdi girerken hafif bir bahsettik bundan. Dijital kaynaktan müzik dinlemek elimizin altında sonsuz bir kaynak var. Yani hani çok çabuk parça atlayabiliyoruz. Evet. Bir anda aklımıza geldiği zaman başka bir şey çalıyoruz. Bir de işte plaktan ya da CD'den hani onu takıp onun sırasıyla izlemek, o albümü dinlemek, işte bir taraftan kartonetine ve içindeki kitapçığa bakmak, işte o anda o dinlediğimiz müzikle ilgili aklımıza gelen bir şeyi hemen 2 dakika araştırıp o müziği dinlerken o anı yaşamak, hani bu müzik dinleme ritüelinin iki ayrı ucu aslında. Hani doğru. Bir tanesi çok hızlı tüketilen bir serüven sunuyor bize. Bir tanesi de çok keyif alacağımız bir serüven sunuyor bize. Sen bu iki konuya nasıl bakıyorsun? Bu arada keyif konusu da bence öznel kalıyor Hakan. Alper her zaman der ya, abi onu kaldır, oradan git, onu tak, bilmem kolu, pick-up'ı falan filan bilmem ne ayarı. Alper mesela bundan, ben diyor keyif almıyorum, onu takacağım, evet, çalacak o işte network player veya CD tarafında. Hani daha kolay geçeceğim, dinleme geçeceğim tarafında. Evet. Bizimkinden, o ritüellerden Alper keyif almıyor. Dediğim gibi o da özden aslında. Ya çok, evet, çok özden. Doğru, çok subjektif. Ama ben şöyle, şimdi biz tahmin ediyorum yaşsal olarak yakınız birbirimize. Şimdi özellikle bizim jenerasyonumuza bu dediğin şeyler daha fazla bir şey ifade ediyor.
Yani şimdi bir Z kuşağına abi yani hiçbir şey ifade etmeyecek adama, tamam mı? Ne ki diyecek ya, ne o ne ki falan diyecek ya, abi nasıl ya, pilav alıyorsun içine bakıyorsun, ay koyuyorsun falan, üf 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 falan diyecek ya, tamam mı? Şimdi bizim kuşağımızda, ben de işte daha evvel sohbet etmiştik Hakan senle, ben doğma büyüme Ankaralıyım. Abi yani ben işte 87'den 88'de falan başladım bu, yani kendi başıma bilinçli olarak bir şeyler elde edip dinlemeye. Ya o zaman hatırlıyorum işte, sen de söyledin. Bir albüm çıkardı. Bir kere bu albümün Türkiye'ye gelmesi belli bir zaman alırdı. Bir kısmı, hele benim dinlediğim şeylerin çoğu gelmezdi. İşte işte Ankara'da işte Shades olsun, Kızılay tarafında Hayri Plak falan, o adamlar getirecekler. Onlar gelecek, biz oraya gideceğiz. İşte bu bir zaman geçer. Ondan sonra orada görürsün, böyle heyecanlanırsın. Abi bunu bana çek dersin. Adam onu sana kasete çeker. Aradan bir iki hafta geçer. Gelirsin, kaseti alırsın. Evine koştur koştur gidersin. Takarsın, dinlersin falan. Yani emek veriyorduk, emek. Yani bir şeyleri yapabilmek için bir emek harcıyordu. Bu emeğin sonucunda gelen şey daha lezzetli oluyordu bizim için. Şimdi günümüzde de aslında koleksiyoner arkadaşlar, bu işin koleksiyonlarını yapanlar hala aynı keyfi alıyorlar. Çünkü onlar mesela işte bir baskı CD arıyor. Adamı var, Amerikanı var, Almanı var da Japonu yok. İşte Japonunu bulacak, onu bulmak bir mesele. Buldu, almak başka mesele falan. O keyif devam ediyor. Yani bu işin aslında duygusal bir keyfi var. Dolayısıyla dediğim gibi yani Z kuşağına bir şey ifade etmeyecektir. Şimdi ben kendi adıma, ben de böyle bir şeyleri çabuk ve hızlı yapmayı severim. Dolayısıyla ben aslında memnunum bu işten. Yani bu dijital işten memnunum. Ama eskiyi de özlüyor muyum? Duygusal anlamda özlüyorum. Yani o senin söylediğin şeyler aslında biraz duygusal bir tarafı var işte. Yani ritüelistik ve duygusal bir tarafı var. Ben mesela bu hobiye ilk başladığımda acaba yapabilir miyim diye düşünüp plakla başladım. Yani plağa yönelmek istedim. Fakat abi hoşuma gitmedi benim. Yani bak kaş kalktı. Yani şöyle hoşuma gitti. Ya bana uygun olmadığını anladım. Yani onu al, sev, işte onu tekrar aç, koy, aman çizilmesin, mizilmesin. Yani bana temizlemek, şey yani, temizlemek bir iş. Evet, onları şey bir iş. Muhafaza etmek, yer, mekan anlamında. Aynen. Evet. Yani o bana hitap eden bir şey olmadı. Ben işin dijital tarafı beni daha çok tatmin etti falan filan. Ama şimdi bu işin müzik anlamında bakarsak, yani müzik olarak bu işin değerini azaltıyor mu veya çoğaltıyor mu diye, bence müzik olarak hiçbir şey değişmiyor. Yani müzik her zaman, her formatta, her şekilde kıymetli bir şey. Dolayısıyla burada yani müziğin kıymetini azaltan bir şey yok. Ama ulaşma anlamında, duygusal anlamda tabii farklar var. Fakat işin bir de şeyine bakalım, iyi tarafından bakalım. Şimdi biz o zamanlar, o bahsettiğim zamanlarda işte giderdik mesela, vitrine bakardık, adam koymuş böyle CD'lerin kapaklarını. İşte belki 100 tane CD var, imkan 3 tanesine, 5 tanesine anca yeter yani, onu alırsın. Öyle olduğu zaman senede 5 tane, 10 tane, arkadaşım da bir 5 tane söylese, 10 tane söylese, 20 tane yeni grup anca keşfedebiliyordun çeşitlilik olarak. Şimdi her şey elinin altında ve çok da iyi çalışıyor bu streaming servisleri falan. Öneriler muhteşem. Evet. Dolayısıyla bir de dünyayla entegrasyon da, yani adam bir albüm çıkartıyor, aynı gün yayınlıyor, aynı gün sen de oturup dinliyorsun yani. Bu da bir keyifli, güzel bir şey. Şimdi işe nereden baktığınla biraz bence alakalı bir şey. Evet. Dolayısıyla bence müziğin değerini azaltmıyor ama duygusal anlamda ben o günleri özlüyorum. Öyle söyleyeyim. Doğru. Biraz. Evet, biraz duygusal kalıyor. Ben de katılıyorum sana. Ve bir taraftan da şöyle bir bence yorumum var benim. Şimdi ne kadar çok veriye erişmek, yani veya algımızı dağıtacak ne kadar çok parça varsa, o kadar böyle odağımız dağılabiliyor. Yani şimdi dijital dünyaya girince bir parçadan başlayıp o parçayı dinlerken başka bir şey aklına geliyor, oraya gidiyorsun. Hani dinlemek için oturduğun noktayla dinlemeyi bitirdiğinde kalktığın nokta arasında çok ciddi bir fark da oluşabiliyor.
Evet. Bu tabii bunun bir imkanı aslında. Hani bir taraftan iyi, bir taraftan böyle konsantrasyonu kaybedip dallanıp budaklanmak ve başka bir yerlere gitmek de belki de bir taraftan kötü hissettiriyor bazen bana. Ama diğer işte plak olsun, CD olsun böyle onlar da hani odaklan, dinlemek istediğin albümü tamamen ona odaklanarak dinlemek, yani oturduğunda müzik dinlemek için oturduğunda kalktığın arasındaki yol aynı yol, yani aynı yerden kalkıyorsun ama diğerinde bambaşka bir yerden çıkıp gidebiliyorsun bir taraftan. Doğru. Ben öyle hissediyorum. Bir Doğru. De şunu sorayım. Şimdi Tidal, Spotify ve Kubos. Nasıl okunuyor? Kubos diye okunuyor. Kubas. Evet. Kubas. Fransızca. Şimdi Kubas'ın şeyi yok. Türkiye'de açık değil şu anda. Erişilemiyor. Çeşitli şekilde erişilebiliyor bunlara, işte VPN'le vesaireyle. Bu üçünü kıyaslama şansın oldu diye tahmin ediyorum. Senin Şimdi, yorumun nedir? Hangisi daha hi-fi diye sorayım önce. Şöyle, Kobaz'a gelecek olursak bizim sayfadan biliyorum ve hatta evet, dalı geçiyorum. Adamlar 6 kişi falan bir araya gelip bir aile üyeli alıyorlar. Yani danaya giriyormuş gibi Kobaz'a giriyor adamlar. Hatta dalı geçiyorum ben. Oğlum Kurban Bayramı geldi, hadi Kobaz'a girelim falan diye. İşte imkansızlıklar, yapacak bir şey yok, ne yapacaksın, ama yani oluyor aslında, VPN'e gerek yok. İlk aşamayı açtıktan sonra, ödeme kısmını açtıktan sonra dinlemek açık. Öyle bir çözüm bulduk biz yaratıcı Türk milleti olarak. Bir şekilde o birisi şey kısmını ayarlıyor, aile üyeliği kısmını, herkese birer account dağıtıyor. 6 kişi bir araya geldi mi danaya girer gibi Kobaz'a giriyoruz. Şimdi enteresan, ben daha henüz Kobaz'a girenlerden değilim. Denemedim Kobaz'a henüz. Ama şu ana kadar denediklerim işte Deezer, Tidal ve Spotify'ı denedim. Spotify'ı çok uzun zamandan beri kullanıyorum. Vazgeçemiyorum. Birazdan geleceğim niye vazgeçemediğim ama. Şimdi teknik olarak baktığımız zaman şöyle, bir de bu arada Amazon HD diye bir şey daha var. O zaten, o da Türkiye'de yok. Yani teknik sıralama, işte kilobit per second'da en fazla yüksek örneklemeyi falan sunanlara bakacak olursak önce Kobaz geliyor. 2492 high-risk flag dosyaları var. Kobaz'dan sonra flag olarak yine Deezer var. Deezer da CD kalitesinde 44-16 veriyor. 1411 kilobit per second yanılmıyorsam. Kobaz'ın da 4608 kilobit per second falandı. Yüksek yani. Bu ikisi arasında aslında Amazon HD var. Amazon HD'de işte 3600 bir şey kilobite kadar destekliyor. O da flag, high-res flagleri veriyor. Ondan sonra bu tabii en yüksek üyelikle alabileceğimiz şeyler. Diğerlerinin standartlarının hepsi aynı. 320 kilobit per second. MP3 kalitesinde dinliyorsunuz. Şeyi zaten ayrı tutuyorum, iTunes'u. iTunes bu işte biraz geride kalmış durumda aslında Apple Car tarafı. Ondan sonra zaten Tidal'da da işte MQA var biliyorsunuz. Master Quality Authenticated. Yani 1411 kilobit per second ve üzeri veriyor o da. Spotify güzel bir şey açıkladı. Yaklaşık 2 ay önce bir hi-fi üyeliği getirecek yakında. Ben zaten son dönemlerde kendi takımın üzerinde sample rate'leri görebiliyorum. Orada 44-16 bazı albümleri görüyordum. Merak ediyordum yani, Allah Allah, bu adamlar genelde 320 kilobit per second neden falan diye. Herhalde öyle bir şeye hazırlık yapıyorlar. Şimdi bunların içerisinde ya ses olarak aslında şöyle söyleyeyim. Evet, yani bir kaliteli olanlar bir parça daha kaliteli ses veriyor. Ama burada yani 3 aşağı 5 yukarı birbirine yakın aslında bu kaliteler. Yani çok böyle acayip uçurum yok hiçbirinin arasında bence. Asıl bence uçurum kullanıcı deneyiminde var. Yani nasıl bir deneyim yaşattıklarında var kullanıcıya. Bu konuda bence Spotify rakipsiz hala. Hem içerik, yani sahip olduğu albüm fazlalığı, çeşitliliği anlamında, hem de inanılmaz iyi bir
şeyi var, yapay zekası var arkada. Evet, yani sizinle evet. birlikte öğrenen çok iyi bir yapay zeka var. Diğer hiçbir programda ben bunu görmedim şu ana kadar. Ama dediğim gibi denemediklerim var içerisinde. Onlar için bir şey diyemem. Ama Deezer'da olsun, Tidal'da olsun falan yanına bile yaklaşamaz. Ben Spotify sayesinde yani son 3-4 senedir inanılmaz albümler, inanılmaz gruplar keşfettim. Ve adamlar hakikaten nokta atışı çat diye sana bir haftalık şey veriyor mesela. Çalma listesi veriyor. Ve senin dinlediğin müzikler ve albümlerden esinlenerek onlara yakın albüm ve grupları sana sunuyor. Mesela haftalık bir çalma listesi. İnanılmaz gruplar keşfettim. O anlamda Spotify'dan vazgeçemiyorum. Yani hani hi-fi noktasında baktığınızda listenin en altında yer almasına rağmen bu kullanıcı deneyimi noktasında evet. benim için listenin en üstünde yer alıyor. Evet. Yani orada biraz kaliteden ödün veriyorum ama daha iyi bir kullanıcı deneyimiyle müzik dinliyorum. Ama zaten Tidal'da var, Deezer'da var bende. Onları da ayrı ayrı dinleyebiliyorum. Bu şekilde evet. bunları da. Peki senin son olarak bahsetmek istediğin bir şey var mı? Ya var. Ben şundan bahsedeceğim. Mustafa böyle öyle bekliyor. Ben soracağım artık diye. Benim en son bahsetmek istediğim aslında biraz Chi-Fi denen bir olgudan bahsetmek istiyorum. Özellikle bu dijital tarafta. Şimdi bu Çinli dostlarımızın ürettiği Hi-Fi ekipmanlarına Chi-Fi diyorlar. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi fayda maliyette hakikaten inanılmaz ürünler üretmeye başladı bu adamlar. Ve hatta bazı noktalarda böyle ultra high-end değil ama high-end'e göz kırpan bir sürü ürünleri mevcut. Özellikle bu DAC tarafında. Yani zaten hani günümüzde teknoloji bayağı ucuzlamış durumda. Şimdi birkaç sene evvel bugünün yarısı performansı veren, yani şundan 2-3 sene evvel, çok uzun zaman değil, birkaç bin dolara satılan ürünler şu anda artık yüzlerce dolar seviyesine indi ve bunu yapan en büyük unsur şu Çinli arkadaşlar, bunların çıkarttığı ürünler. Yani örnek vermem gerekirse, yani bugün Cambridge Audio'nun mesela Duck Magic 200 diye bir ürününü 499 dolara satması, işte Matrix Mini IQ 800 Euro'dan pazara çıkarması Çinli arkadaşlar sayesinde oldu. Yoksa bu adamlar olmasaydı biz bunları hala 1500-2000 dolarlar seviyesinde alıyor olacaktık. Dolayısıyla hala bazı arkadaşlarımız adı yüzünden Çinli diye üreticiler bu şeylere mesafeli bakıyorlar ama adamlar inovasyon konusunda da gerçekten iyi işler çıkarmaya başladılar. Yani otursunlar bir Topping olsun, SMSL olsun, Gustard olsun, bu markaların YouTube'daki ayrı bağımsız kişiler tarafından testlerini ve kullanıcı yorumlarını oturup takip etsinler, izlesinler, şaşıracaklar. Yani tabii burada bir yani ne bileyim Chord'un Dave'ine eşdeğer bir şey üretmiyorlar. Zaten Chord'un Dave'in müşterisi belli yani. Geri kalan biz ölümler için seçenekler sunuyorlar. Aynı şekilde burada ben kablo vs konusunda da hani nasıl deneyeceğim, işte kablolar çok pahalı falan derken alternatiflerin hepsi AliExpress'te var. Ben bu aralar çok taktım bu işi. AliExpress'ten sürekli kablo getirdik deniyorum. Ve şöyle nasıl yapıyorum bu işi? Yorumları okuyorum. Asla hani tek bir tane kablo satan bir yerden değil ama 600-700 kablo satmış. 600-700 review'u olan yerlerden mesela alıyorum. %99'u 5 yıldız olan ürünleri seçiyorum. Yani 600-700 tane adam var burada. Hepsi mi yanılıyor yani review veren? Hepsi yazmış. Kimisi işte İngiltere'den yazmış, kimisi İtalya'dan yazmış, kimisi Rusya'dan yazmış. Hani hepsi mi yanılıyor? Öyle bakıyorum. Yani hani bu işte de sadece bir kolaylık olsun diye söylüyorum. Daha buradan da aslında söylemek istemiyorum ama devletimiz o işe de uyanmadı. Daha henüz kabloları çok ucuz gümrük fiyatlarıyla getirtebiliyoruz. Burayı isterseniz kesin. Ama yani vallahi öyle. 1000 dolarlık kablo getiriyorsun. 10 lira falan. 1000 dolar diyorum, özür dilerim. 1000 TL'lik kablo getiriyorsun. 10 lira falan böyle şey ödüyorsun. Çok komik. O da bir iyi. Yani denemek istiyorsanız hani bu da sizin için iyi bir şey. Bu kadar. Mustafa, top sende. Evet. Ben şimdi en baştan bu yana genel hem nelerden bahsettik onu, bir formatlardan bahsettik.
Formatlardan bahsedince sormak istediğim, senin bu formatlar içerisinde benim en çok dinlediğim, tercih ettiğim dediğin hangisi? Abi şöyle, ben bu işi müzik için dinliyorum. Yani eğer bir şey, bir albümü, sevdiğim bir albümü, sevdiğim bir sanatçının bir şey belli bir formatta yoksa, başka bir formatta varsa, ben bunu dinlememezlik etmiyorum. Hı hı. Bunu dinliyorum. Bunu bir köşeye koyalım. Yani benim için ilk sırada bu var. İkinci sırada ne dinliyorsun diye sorarsan, tabii elimin altında Tidal var. Tidal'dan MQ'yi dinlemeyi seviyorum. İşte orada çok hani şey var dedik ya, bayağı bir insanlar çatışıyorlar, savaşıyorlar bu MK ile ilgili. Ben duyduğuma bakıyorum. Duyduğumu şu an için seviyorum. Belki benim cihaz kullandığım cihazların level'ında burada herhangi bir şey hissetmiyorum. Yani bana iyi geliyor şu anda. Belki daha yüksek, daha üst sınıf cihazlar kullananların farklı farklı yorumları olabilir burada. Onu bilmiyorum ama MK dinlemeyi seviyorum. Onun haricinde CD kalitesi de benim için son derece yeterli yani. Peki şu anda Spotify ile Tidal'ı karşılaştığımızda Tidal aslında veri kalitesi, müzik kalitesi açısından daha iyi veriyor, daha iyi bir şey sunuyor. Doğru. Peki ben evdeki diskime yükleyeceğim bir FLAC parça, bilgisayarım, işte bir network'e bağlayacağım bir NAS falan, her neyse, bir FLAC ile Tidal'ı karşılaştıracak olursam. Şöyle söyleyeyim, yine yani hangisi? Burada kesin bir şey söylemek çok zor, çünkü yani biri sadece format olduğu için daha iyi diyemem. Yani orada tamamen kayıt kalitesi ve kaynak işin içerisine giriyor. Çoğunlukla aynı çıkabiliyor. Yani hangisinin kaynağı ne, bu önemli. Yani sadece format kaliteye direkt etki eden bir şey değil aslında. Yani bir FLAC'le bir şununla aynısı veya işte farklı olduğu için kalitesi daha iyi diyemeyiz burada. Tamamen o andaki o tek bir file için dinleyerek karar vermemiz gereken bir şey. Yani genel bir kanı... Yani şeydekini söyleyemiyorsun. Spotify'da, Tidal'da direkt daha iyi veri sunuyor. Evet. Tak diye söyleyebilirken, evet. Burada bir FLAC ile MQ'ye, yani Tidal'ın sunacağını net olarak şeyi söyleyemiyorsun. Evet, diyorsun. Çünkü o spesifik file, yani spesifik şarkı ve kaynağı önemli. Ha mesela örnek vermem gerekirse bildiğim bir şey söyleyebilirim. Mesela atıyorum Twisted Sister diye bir grup vardır. O adamların Come Out and Play diye bir şeyleri var. Albümleri var. Çok da severim albümü ama kayıt kalitesi işte 80'lerde acayip de kötüdür albüm. FLAC'ini de dinledim, kötü. CD'si de kötü, plağı da kötü. Hepsi kötüdür yani. Kayıt kötü. İşte evet. En son MQ versiyonunu çıkardılar. Adamlar ne yapmışlarsa o kayda, öyle bir kayıt yapmışlar ki ortaya, ben o albümü yeniden keşfettim. Şimdi böyle bariz, yani spesifik bir örnek verebilirim ama onun dışındaki sadece yani sanatçı veya albüm veya şarkı haricinde sadece formattan ötürü bu FLAC, bu Tidal, ikisini karşılaştırırsak şu daha iyidir diyemem. Ama spesifik örnek verebiliriz tabii. Tamam. Formatlarla alakalı gelecekte peki şöyle bir şey diyebiliyor muyuz? DST en iyi format gibi dedik, doğru mu? Hemen hemen. DST en analoğa yakın, odofiller tarafından tercih edilen, en yüksek sample rate'e sahip format. Çok fazla da bulamıyoruz şu anda. Evet. Doğru. Peki, teknoloji her geçen gün ilerliyor. Gelecekte biz bunları aslında streamer servisleriyle, internetinde çok daha yüksek hıza ulaşmasıyla, işte cihazların gelişimiyle, çip teknolojisinin, yazılımların gelişmesiyle, software'lerin gelişmesiyle, yani biz DSD kalitesinde diyeyim veya bu şekilde formatlarla kayıt alınmış müzikleri artık işte Spotify gibi platformlarda stream eder hale gelebileceğiz. Rahatlıkla evet. Dinleyebiliriz. Muhtemelen. Yani öyle gözüküyor. Evet. Çünkü şöyle söyleyeyim. Şeylere bakıyorum, yani sample rate'lere bakıyorum. Cihazların kabiliyetleri de aynı oranla artıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bundan 2 sene evvel, 3 sene evvel ben ilk DAC'larımı yapmaya başladığımda, oluşturmaya başladığımda ve almaya başladığımda DSD 128 iyi bir yerdeydi. Yani DSD 128 çalabilen bir cihaz iyi bir cihazdı.
Şimdi DST128, DST512 neredeyse standart haline geldi. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu bir şey. Yani tabii sürekli gelişiyor. Şu anda mesela 8K işte TV'ler çıktı, yayın yok. Bir süre sonra 8K streaming başlayacak. 8K'yı stream edebiliyorsak muhtemelen DST'yi de çok rahat stream edebileceğiz. Niye etmeyelim yani? Evet. Bunun dışında bugün hobiye yeni başlamak isteyen birisi için dijital müzik tarafına, ya ben dijital bir şeyler dinleyeceğim, plakla da uğraşmak istemiyorum, çok teferruatlıymış, işte yorucuymuş ve dijital tarafta yer almak istiyorum diyen birisi için CD almasını, bir CD çalar almasını önerir misin? Sen olsan, yeni başlayacak birisi olsan, evinde bir elinde CD çaların yok, ben gidip CD çalar alayım der misin? Yani plağa üşenen adam muhtemelen CD'ye de üşenecektir. Yani burada kullanım konforu veya ne kadar çabuk bir şeye ulaşma olarak işe bakıyorsa ona da üşenecektir. Ama eğer şey dersek, bugün hala iyi bir CD player'la CD çalmak hala dijital tarafta çok iyi bir yerde. Yani asıl sorun buysa cevap bu. Yani CD, bir sürü insanın söylediği gibi tukaka, artık çok daha iyi şeyler var falan demeyelim. İyi bir CD player hala güzel bir yerde. Peki, peki evet. Şunu sorayım. İyi bir CD player, peki bu adam iyi bir CD player alabilir. Bunun mesela iyi bir CD player, bir hi-fi kalitesinde verecek iyi bir CD player'ın. Bu başlangıç barem rakamı ne mesela? İkinci el için bile söyleyebilirsin yaklaşık. Abi yani... Şöyle, yani ben uzun süredir şöyle CD player'ların falan fiyatlarına bakmıyorum açıkçası. Ama herhalde gene birkaç bin lira vermesi lazım. Yani 3-4 bin liralık bir... Yani birazcık bunları lazım. Şunun için soruyorum. Buraya başlayacak arkadaşların kafasında ister istemez çok soru işaretleri oluyor. Evet. İşte mesela Raspberry'den bahsettik, all-in-one cihazlardan bahsettik, işte CD player var. Evet, ya ben hemen şundan bahsettim. Mesela adamlar şey de çıkartmış bunu. Çünkü hobinin bu tarafında şöyle insanlar da var. Adamın elinde 1500 tane CD var. Sırf evet. Bu yüzden adam dijitale geçemiyor mesela. Tamam mı? Yani ben ne yapacağım diyor bunu yani mesela. Tamam, bunu düşünüyor. Adam mesela şey çıkartmış işte. Paris X'in mesela. Şimdi tam modelini hatırlamıyorum ama. Bir tane DAC'ı var. NetDAC Network Player'ı var. Üzerinde CD'si var. CD de koymuş içine adam. Yani eğer sen hala CD'de dinlemek istiyorsan veya CD collect etmek istiyorsan, toplamak istiyorsan al abi bu cihazı. İşte şu anda bu cihazın fiyatı 12-13 bin lira falan Türkiye'de. Hı-hı. Hem her türlü işte DSD'de çalıyor, DXD'de çalıyor, USB'de takabiliyorsun, network üzerinden işte bağlanabiliyorsun, streamingler falan her şey var. Bahsettiğimiz bütün konular var. Üzerinde bir de CD player var yani. Oppo'nun da benzer şekilde bizim Alper'de olan Oppo'nun da böyle bir cihazı evet, var. Oppo'nun aynen da var, CD tabii. Player, Streamer, Network Player, her bir şey üzerinde, Netflix doğru. Her şeyi bağlıyor, izliyor. Evet, evet. Fena evet. Da bir cihaz değil aslında baktığında, bunlar da fiyat performans ürünleri bir taraftan. Aynen öyle. Ya işte burada ne yapmak istediğin veya bu hobiye nereden, niye başlamak istediğin bence önemli. Yani işte eğer hala CD ile uğraşmak istiyorsan veya elinde bir sürü CD, benim mesela öyle bir arkadaşım var Atilla diye. Adam işte önce şey toplamış, Blu-ray toplamış. Adamın elinde 2000 tane falan Blu-ray var, 1500-2000 tane. Sonra CD toplamaya başlamış. Toplamayı seviyor adam. 1500 hı-hı. tane CD'si var adamın. Şimdi dolayısıyla o adama CD player da lazım. Çünkü o toplarken bu tarz, bir de siz de yani eğer bu işin içerisindeyseniz biliyorsunuz, hele CD gibi toplu adam alıyor mesela. Yani alıyor, koyuyor bir tarafa, dinlemiyor bile o anda. Sonra yeri geldiği zaman yavaş yavaş teker teker dinliyor. Şimdi sen böyle bir adamsan o zaman evet yani bir CD player da koyacaksın bir tarafa, tutacaksın bir tane CD player. Ama şöyle bir şey yapabilirsin. Yani dijital tarafta ilerleyeceksen bir kere DAC olmazsa olmaz. Yani bu programımızda da bahsettik. Bir sürü DAC çeşidi var. Sen bundan hangisini kullanacaksın? Nerede yer almak istiyorsun? Hangisi senin için daha kolay? Önce buna karar vermen lazım. Network player'lar başlamak için iyi bir yer olabilir. Bütünleşik sistemler. Bunun yanında işte SPC'lerle yapabileceğin network player'lar var. Bu da iyi bir başlangıç seviyesi. Çünkü çok yüksek maliyetleri yok. Maliyet anlamında seni iyi bir yere taşıyor. Ama bunun yanında dediğim gibi yani harici bir DAC'ın var. Herhangi koaksiyel çıkışı olan bir CD player alıp buna takıp
harici DAC'ını DAC ünitesini ne çaldırabilirsin CD'ye. Yani böyle bir şansın da var. Şu anda CD player'ın var mı? Benim şu anda yok. Elimde hiç CD'm yok. Yok. Aslında tamam, CD'm var. 200-250 tane CD'm var ama hepsi depoda duruyor yani. Kutunun içerisinde yazdıkları tamamlarız. Yani çok da anladığım kadarıyla ona böyle bir arayış, ona bir ihtiyaç. Ya of işte onun tadı da bambaşkaydı. İşte CD player'ım olsa da Allah keşke ben falan böyle bir şeyin de yok. Yok. Ben tamam. de yok. Ama olan adam şöyle için, durumlar olan var. Adam için çözüm var. Onu söylemeye çalışıyorum. Zaten yani, şöyle söyleyeyim. Bir taraftan biz... Yeni satılan, yani şu anda güncel satılan CD player'ların hepsi aynı zamanda bir network DAC şeklinde. Çalışıyor. Yani Marantz'ın, ıvırın zıvırın hepsinin arkasında bir USB girişi veya bir coax girişi var. Ve çoğu da böyle şeyi falan da destekliyor. Streaming servislerini falan. Hem CD'ni takıyorsun, dinliyorsun, hem bunları dinliyorsun. Yani böyle modern bir cihazla başlarsan hepsini yapabilirsin. Evet. Benim de şimdi az sayıda CD'm var ve bir CD player almıştım. Dolayısıyla da böyle hani bazen de dediğim gibi sürekli kalkmak istemiyorsam o CD'yi takıp çünkü plan işte ayrı bir derdi var. Yani içeriye giderken bile dur parça bitti mi gideyim iğneyi kaldırayım derdindesin. CD'de kafan daha rahat oturabiliyorsun. Ama işte bir arkadaşımın da bana bu işte yine uzun yıllardır bak CD'ye daha fazla yatırım yapma. Bunu bir dijital tarafta işte iyi bir DAC al. Bir network player bir şeyle veya işte NAS bağla, cihaz bağla bununla ilerle. Ben de şey sormuştum ona. Ya tamam da işte CD kalitesini alabilecek miyim? Onun da bana cevabı şu olmuş. Hatta dün bu konuyu kendisiyle yazıştık, konuştuk. Hatta daha yüksek kalite alacaksın. Yani CD'den daha yüksek kaliteyi alabileceksin sen aslında. Şu anki formatlar işte herhalde konuştuklarımız buna gidiyor. Şeyi düşün... Çıkarttığımızda işin içerisinde bu adamın bir CD koleksiyonu yok. Yeni başlıyor. CD ritüeli gibi bir şey de arayışında değil. Tak çıkar koy falan aman onu ben çok keyif aldım falan. İşte biriktiricilik şeyi yok. Dijital dünyada onların dijital bir yerde olması onun için yeterli. İlla maddeyi elde tutması ihtiyacı hissetmiyor. Bu kişi iyi bir DAC alarak ister stream yapan platformlardan İsterse de o dosyalara kendi bilgisayarında veya işte diskinde depolayarak CD kalitesinde ve daha üstünde müzik dinleyebilir. Doğru. Tamam. Güzel. Öneri de bu şekilde. Burada da aslında Raspberry işin içine giriyor. Fiyat performans ürünleri var. Raspberry ile kurabileceği hem işte DAC hem de onu evet, galiba network player olarak da kullanabiliyorsun. Evet. Bunlar da sanıyorum zaten kendisi alıp uğraşıp yapabilir homemade ama bir yandan da zaten satılan sen yapıp satıyor musun bu tür şeyler? Yok ben yapıp satmıyorum. Hayır. Yani tamam. Yani yaptığımı sattım elimden çıkarttım ama yani hani özel ben bunu yapıyorum da işte insanlar için şöyle bir şey üretiyorum. Yok öyle bir şey yok yani. Anladım. Şu an için yok. Ama gruplarda bulabiliyor sanırım insanlar burada hani. Yani... Şöyle maalesef ki bir iki sene evvel falan bu dediğim Aldo'nun ürünleri vesaire Türkiye'de bulunabiliyordu. Yani ithalatçısı vardı geliyordu bu ürünler. Şu anda artık bunlar da geldi. Yani bu son dönemlerde ithalat oldukça yavaşladığı için artık bunları da adamlar getirmiyorlar. Yani bu tarz şeylerin hepsini yurt dışından almak gerekiyor. Ama yine de yani yurt dışından alsa bile fayda maliyette iyi bir yerlerde. Yani o şeye riske girip alabilirler. Bir riske de girmiyorlar. Yani alıyorlar. 3-5 işte %20 gümrük ödüyorsun. Gidiyor yani aslında. Yani sistem olarak mı almasını öneriyorsun? Çünkü bu adam bilmiyor. Orada Raspberry'ye belki bir yazılım kurman gerekiyor. İşte bir şeyler bağlayacaksın. Hazır satılan. İnsanın yani bu işten eğer hiçbir şey bilmiyorsa birazcık da bu konulara meraklı değilse işte yazılım, donanım vesaire hani şey gibi düşünün. Hani bazıları vardır işte sürekli bilgisayar parçası toplar, işte sürekli ekran kartını upgrade eder falan. Ya bu iş o kadar çetrefilli bir iş bile değil. İnanın Lego gibi ya işte gösterdim şu. Hı hı. Şunu yapabiliyorsa yani şunu şuradan çıkarıp bunu burada takabiliyorsa ve şeye adı nedir? Bilgisayarına bir program indirip 2 dakika sürüyor Etcher diye bir programda mini SD karta o Volumio veya PyCore bir şey atmak.
onu buraya takabilecek şey varsa adınıdır el şeyi. Yani işte bu ya, bunu buraya takıp bunu buraya takıp adaptörü takıp buraya iki tane RCA, onu da amfiye takabilecek kadar yeteneği varsa çok güzel müzik dinleyebilir burada. O kadar tamam, söyleyeyim. Süper. Yani. Başlayacak birisi için önerebileceğimiz sanıyorum en uygun fiyat sistem Raspberry ile kurabilir sistem diyoruz. Doğru mu? Yani diyebiliriz, bunu da diyebiliriz. Eğer parantez içerisinde gene şunu söyleyeyim. Eğer böyle bir şeyle uğraşmak istemiyor kardeşim, ben yapılmış end user için, son kullanıcı için bir şey almak istiyorum. Ben bunlarla uğraşmak istemiyorum. Benim buna vaktim, sabrım yok. Teknik kabiliyetim yok diyorsa, o zaman işte Chaifa ürünü, yani Çinlilerin satış, SMSL olsun, Topping olsun, bu ürünlere de rahatlıkla yönelebilirler. Ben daha üst sınıf DAC'larla aynı birebir test ettiğim bu ürünleri gördüm ki yani çok memnun kalacaklar. Yani şey kalmaz, ne derler, bir eksik tarafları kalmayacak. Yani, o kadar. Evet. Tamam. Peki daha üst seviye için konuşacak olursak, yani ya ben zaten işte uzun yıllardır atıyorum analog tarafta dinliyorum bu müziği, hı-hı, ama dijital tarafta da artık bir şeylerim olsun istiyorum. CD çalar değil, bu CD'm de yok ama hi-fi ve üst seviye böyle bir dijital sistem istiyorum, hı-hı, dediğimde buradaki önerin ne olur? Yani hani biraz da bütçesi var bu adamın ve iyi bir sistem evime kurayım diyor. Anladım, anladım ne demek istediğini. Yani burada işte gene üst sınıf, ya iyi markalara yönelik, işte Naim var, işte Cambridge Audio var, Kord'un var mesela, çok ya Kord çok iyi mesela, bu İngiliz Kord vardır. İşte Kord'un mesela Q-Test'i herhalde bugün yani ikinci elde 12 bin lira falan civarında olması lazım Q-Test mesela. İşte buna bir de şey alacak olursa, işte streamer işte gene bir Cambridge Audio'nun falan, yani ortalama high-end'de de harcayacak bir 50-60 bin lirası varsa iyi bir şeyler kurabilir yani. Kurabiliyorsun. Bu arada ben dün bir bana liste gönderdiler, işte var orada yani $100,000 da böyle bir 3 katlı falan bir bina, bir şey yani alet, neyse. Var var öyle şeyler de var. Çok çok acayip cihazlar yani. Hani... Var işte mesela Kord'un Dave'i var. Yaklaşık olarak şu anda 100 bin liranın 100 üzerinde bin, Türkiye'de. 100 bin civarında. Sen söyleyince az önce internetten baktım ben o arada. Evet. 100 bin Dave, civarında. Dave Duck. İşte Dave Duck'la birlikte alabileceğin, işte onların bir transportu var. Bir de kendilerine özel bir şeyleri var. Tamamen upscale eden bir cihazları var. Yani o üçü üst üste, üç katlı falan aldığın zaman öyle çok ciddi rakamlar falan ediyor. İşte onun için diyorum yani, biz ölümlülere hitap edenler var. Evet. Bir de uzaktan izleyebileceklerimiz var. Bir de öbür taraftan şeyler var. Ya burada tamamen şey, ama tabii şu da var. Yani işin şunu karıştırmamak lazım. Yani şimdi sizin benim evimizde kullandığımız, yani 50 bin liralık sisteme gelip 100 bin liralık DAC takmanın da bir manası yok yani. Evet. Yani overkill oluyor yani. Tamamen şey, hani biraz elma gitmek lazım. Yani elma armut gitmenin de çok faydası yok. Yani onu dedim. Şimdi sistemi senin 10 bin liralık sistem, sen gidip 5 bin liralık USB kablosu taksan ne olacak? Ne kadar şey fark edecek? Yani ya da alacağın fayda sonuçta maliyette gelecek, seni vuracak. Yani birazcık da işin mantıksal kısmına da yoğunlaşmak lazım. Yani bir şey en pahalı diye senin için en iyi olacak diye bir anlam yok. Yani evet. Hep genelde öyle şu, abi of şuna bak acayip büyük. Bir de şey, o da var mesela, ona da hasta. Kiloyla satıyorlar ya abi. 45 kilo bu alet. Tamam. Yani ne yapayım ben? Buna şey olarak kullanmayacağım ki yani. Ağırlık olarak kullanmayacağım ki. Yani 45 kilo olsun. Ne yapayım ben? Bana ne verecek? Ne yararı verecek? Yani bu da öyle işte. 45 bin lira bu alet. Tamam. 45 bin lira. Ama senin speaker'ın ne? İşte diğer bileşenlerin ne? Yani birazcık da şeye gitmek lazım. Yani bu işin mantıksal tarafı da var. En pahalı diye senin için en iyi olacak diye bir anlamı yok. Yani o şekilde. Biz dün işte Hakan ve Ediz'le beraberdik. Yani Alper de vardı. Bizim evde bir dinleme yaptık. Oturduk işte, cihazlar, kablolar, böyle işte
CD ve işte hatta o Network Oppo'yu beraber karşılaştık, dinledik. Hani burada da günün sonunda şuna da geliyoruz. Yani bu cihazlar tamam X lira para harcanmış ama benim duvarlar çıplak mesela. Yani ne hangi ortamda nasıl dinliyorsun? Akustiğin böyle çok yankılı rezalet bir şey ama o zaman da anlam olmuyor. Yani bir abi öyle zaten. Kulaklığı alıp geçeceğiz herhalde. Yani şimdi, en kolay. Ya şöyle işte diyorum ya, bu işin bir doğrusu yok. Ya her şey kişisel. Yani dinlediğin yerde kişisel. Sen de ayrı bir şeysin. Yani başlı başına kişi olarak evet, başka farklı bir şeysin. Evet. Yani şey alıyorsun, gidiyorsun bir yere, sana bir demo yapıyorlar. Of alete bak, of of falan diyorsun. Alıyorsun eve bir getiriyorsun abi, bir takıyorsun. Ulan diyorsun bu ne? Böyle ben çalmıyor. Diyorsun bunu mu dinledin? Bu böyle çalmıyor ki diyorsun. Tamam çalmıyor da kardeşim, işte adam oraya koymuş yansıtıcıları, akustik oda yapmış. Üzerine bilmem evet. Ne koymuş falan. Seni oturtmuş tam ortaya. Nerede oturacağın belli, nasıl dinleyeceğin belli. Yani sana satacak adam onu, yani öyle bir ortam oluşturmuş. Senin öyle bir ortamı yok. Çıplak işte her şey dediğin gibi. İşte bass trapler yok, o yok, bu yok, akustik düzenleme yok. O zaman aynı performans da yok. Dolayısıyla yani aynı sistem her yerde ayrı çalıyor zaten. Yani o yüzden birazcık şey, yani ben biraz mantıksal yaklaşma taraftarıyım bu tarz işlerde. Fayda maliyet gözetme taraftarıyım. Bir şey en pahalı diye en iyisi değildir. Senin için en iyi olanı seçmek en iyisidir burada. En mantıklısı olan budur. Ben öyle yaklaşıyorum. Şu ana kadar da ulaştığım yerlerden memnunum. Çok daha iyi seviyeler, çok daha iyi yerler var. Kimisine benim bütçem yetmiyor. Bazısında bilgim yetmiyor. Daha öğrenecek çok şeyim var. Dolayısıyla gidiyoruz yani. Bindik bir alamete gidiyoruz. Kıyamet abi. Bakalım göreceğiz yani. Bu işin sonu da yok. Bir cihaz daha var merak ettiğim. Devi Alet'ti galiba ismi. Devi Alet. İngilizce nasıl okunuyor? Üst seviye. Evet evet. Üst seviye cihazlardan bir tanesi. Evet. Yine all in one galiba böyle bir şey ve üst seviyede. Evet, yani evet. İçinde kendi amfi falan her şeyiyle bir cihaz Devi var. Evet. Yani ben de hiç deneyimlemediğim bir cihaz. İşte öyle girip ara sıra o cihaza bak falan diye baktığımız cihazlardan bir tanesi. Şey bu ara çok merak ettiğim benim. Mesela Sheet diye bir firma var. CCHEET diye yazılıyor. Kaliforniyalı bir firma. Acayip bir ürünleri var. Çok çok merak ediyorum ürünlerini. Bir kısmı, ya yani bir iki tanesine rast geldim. Ama mesela çok iyi bir firma olduğunu düşünüyorum. Bir de böyle ben şey Kuzey Viking mitolojisine falan çok takık bir adamım. Adamların bütün cihazların şeyleri de öyle. İsimleri de öyle. Direkt işte Yggdrasil'ler, işte onlar bunlar falan. Öyle bir denk gelmiştim. Mesela iyi bir firma. Fiyatları da çok böyle uçuk uçuk, acayip uçuk kaçık fiyatlar değil. Yani şimdi düşünecek olursanız yani en üst seviye sistemini mesela $2,500 falan satıyorlar. Bizim için hala iyi para. Ama adamlar için düşündüğünüz zaman 2500 lira. Yani ben bugün burada o cihazda o level bir cihazı 2500 liraya alabilecek olsam güle oynaya alırım. Yani hani anlatabiliyor muyum? Öyle o merak edenler baksınlar. Ben size bunların hepsini sonra vereceğim. Aşağı bir yazarsınız onları. Evet. Çok iyi oldu. Türkiye'de bu arada bir bu konuda üretici var mı? Ben şeyi biliyorum, yani bahsedelim isterseniz, bir arkadaşlar var, Konatus, değil mi Hakan? Jonatus'u yapan evet, arkadaşlar. Evet. Hatta bir ara bize de cihazı incelemek üzere göndereceklerdi. Onlar da bayağı başarılı bir cihaz yaptılar. Hani bu kadar dijitalden bahsetmişken onlardan da bahsetmiş oldum. Şahsen yüz yüze tanışmadık ama birkaç WhatsApp grubunda şeyimiz oldu, sohbetimiz. Ben tanıyorum. Evet tanıyorum. Ben de test etme şansın oldu mu cihazı? Olmadı çünkü pandemi yüzünden şey yapamadım. Dedi ki bana abi, dedi yani ben seninle hani karşılıklı oturup bunu anlata yapa yapa hani beraber test etmek isterim dedi. Fakat oturup da o şeyi bir türlü bulamadık, yani bu pandemi dolayısıyla öyle bir araya gelemedik. Bir açıldı tam bir araya geliyorduk, sonra tekrar işte şöyle oldu böyle oldu falan ama yani hem streaming konusunda hem DAC konusunda her iki konuda da çok çok iyi şeyler duydum. Yani hatta şöyle yani high-end'le yarışacak düzeyde iyi şeyler yapmaya çalıştılar. İnşallah başarılı olurlar. Yani bizde çok böyle ne derler, maalesef hani bir şey yapmak isteyen, bir şey yapmaya çalışanlara karşı böyle hep bir ön yargı vardır.
genel olarak ya işte ne kadar yapabilirler ki falan. Ya öyle değil. Bence şans versinler ya. Kıymetli bu tarz şeyler. Yani. Evet. Çok ki kesinlikle. Yani bu burada da hani yurt içi pazardan öte yurt dışı pazarı hedefleyerek aslında iş yapmak. Çünkü dolarla sattıklarında onlar da hem iyi kazanacaklar hem bunu daha da ileriye götürebilecekler. Hem de umarım hani Türkiye'den de böyle bir markayı dünyaya satabiliyor olmak bizim için de gurur verici olur açıkçası. Ya hem öyle hem de yani burada da şimdi yani biraz insanlar şöyle yani belli kalıplara kendilerini sokmasınlar, onu söylemeye çalışıyorum. Yani bir şey dışarıda yapılıyor da en iyi değildir yani, anlatabiliyor muyum? Yani burada da hani para verip alacak olan insan bu adam, lan Türkiye'de yapılıyor bu işte, bu ne kadar yapabilirler diye baştan elemesin yani. Objektif olsun, alsın koşul sistemini denesin, öbürünü de denesin, bunu da denesin yan yana, ondan sonra karar versin. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa çünkü ben biliyorum bayağı zamandır kan, ter ve çaba harcıyorlar. Para harcıyorlar bu iş için. Evet, ciddi evet. Şeyleri var. Know-how'ları da var. İyi bilgileri de var. Neden olmasın yani? Öbür taraftaki adamları da analarını karnından dak yaparak çıkmıyor yani. Ha, onlar da belli yollarda kesinlikle geçiyorlar. Yani sonuç itibariyle yani öyle arayışı olan insanlar buna şans versinler. Onu söylemeye çalışıyorum. Vermeliler yani, daha doğrusu. Evet. Denesinler, yolluyor adamız. Kaybedecek hiçbir şey yok. Al sistemi dene. Kesinlikle. Benim aklıma gelenler genel olarak böyle. Bence bayağı iyi bir bölüm oldu bu dijital tarafta. Evet. Herkes dijital dedi. Dijital yok derken bu sefer de kaç saat oldu bilmiyorum Hakan. Kimse izleyecek mi bunu bu kadar? İki saat oldu. Bence part 1, part 2 falan diye vermekte evet. Şey var ya. Oturup evet, kimse evet. İzlemez iki saat. Yani aslında bir taraftan şöyle. Biz Ediz'de de bunu görmüştük. Ediz'de yaptığımız bir bölümde iki saat olmuştu ama gerçekten bu konuyla ilgilenenler açıyor ve izliyorlar. Ya burada kimsenin doğru. Zaten suratımızda şeyi yok. Aç abi tabii. YouTube'da arka planda zaten konuşmaları dinle. Çok aynen, kıymetli aynen. Bilgiler var burada. Hem yeni başlayanlar için hem de işte dijitale girecek olanlar için, girmiş belli bir yol kat etmiş olanlar için çok kıymetli bilgiler verdin. Teşekkür ederim. Dolayısıyla ilgililer bence zaten izleyecektir. Bence de. Ben yani ilgisi olan izliyor. Son bir şey daha sorayım Erim. Burada bahsedebileceğin yeni projelerin var mı? Önümüzdeki günlerde hayata geçirmek istediğin. Eğer bahsedebileceğin düzeyde ise onları abi, da duymak isterim. Şöyle yani hani projeye başlayacak falan derken kendim çok önemli hissettim bir anda. Yani ya inan ben bu işe yani gönül vermiş bir insanım. Sizin hobidaşınızım. Yani bu anlamda bakacak olursan bir şey üretme falan gibi bir şey yapmıyorum. Dolayısıyla hani proje yok. İşte tek proje kendi sayfamla ilgili bir şeyler deneyip insanlara birebir deneyerek bir bilgileri vermek istiyorum. Yani bunu başarmak istiyorum açıkçası. İnşallah buna imkan bulabilirim. Çünkü yani herkes, gerçi o bile kıymetli oluyor bazen. Yani herkes girip de bir sayfadan bir şeyin özelliklerine bakıp onu yazabiliyor. Yani ben de mesela sayfamda çoğunlukla maalesef bunu yapabiliyorum. Yani bakın böyle bir şey çıkmış arkadaşlar, bunu düşünüyorsanız bunu yapın. Ama tabii o işi deneyerek ya bakın böyleydi, şu şöyleydi gibi bilgi vermek, karşılıklı deneyerek, yan yana deneyerek, benchmark testi yaparak vesaire insanlara ulaştırmak istiyorum. Bunu becerebilirsem harika olacak. En azından birkaç kişiyle görüştüm, sağ olsunlar, iyi karşıladılar. Buradan da herkese söyleyeyim bunu dinleyen. Yani Türkiye'ye cihaz getiriyorsanız vesaire ve bunların hani iyi bir şekilde test edip belli iyi bir platformda yayınlanmasını istiyorlarsa bana ulaşsınlar. Ben seve seve bu konuda çalışmak istiyorum çünkü ilerleyen zamanda. Ama onun haricinde yani o işte birleştirdiğimiz DAC vesaire gibi şeyler tamamen yani amatörce dünyanın her yerinde on binlerce, yüz binlerce insan tarafından yapılan ve yani tamamen keyif almak için, hani yapabiliyor muyuz diye görmek için yaptığımız şeylerdi. Dolayısıyla yani bu anlamda öyle bir projemiz ilerleyen zaman için henüz yok. Ama daha denemek istediğim, deneyimlemek istediğim, tecrübe etmek istediğim çok şey var. İnşallah onu da zaman içerisinde yapabilirim yani. Tamam.
Facebook sayfanın linkini de ben açıklamalar kısmına da bırakırım. Çok sevindim. Teşekkür ederim. Orada bu konuya merak salanların tavsiye etmesini isterim. Hani çok güzel paylaşımlar oluyor. Ya şöyle yani bana sayfa inanın ben gün içerisinde şimdi biraz da pandemiden dolayı rahatız böyle hani oturduğumuz zaman çok oluyor. Yani dakikalarca konuştuğum hiç tanımadığım insanlar oluyor. Yani bir şeyler yani adam soruyor işte abi şöyle bir şey alsam nasıl olur? Bak onu değil bak şöyle bir şey düşünebilirsin belki falan filan diye. Vakit zaman harcadığım çok insan oldu. Çok yol gösterdiğim insan oldu. Yani o konuda da çekinmesinler, sorsunlar özelden. Ben her türlü yardımcı olmaya çalışırım. Problem değil. Ben de seni o sayfa sayesinde tanımıştım. Gerçekten güzel paylaşımlar var. O zaman yavaş yavaş kapatalım. Şimdi part çok... 5'ten evvel. Evet, part 5'ten evvel. Lord of the Rings gibi oldu abi bu. 5 saat evet. Bir tane bölüm. Evet. Ama çok güzel oldu. Ben kendi adıma hani Mustafa da eminim hak verecektir. Evet, evet. Hani bizim adımıza gerçekten çok güzel bilgiler edindik senden. Çok teşekkür ederiz. Harika, çok güzel. Ben teşekkür ederim. Biz yeni tanıştık ama çok hakikaten samimi oldun. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hani eyvallah. Resmi başlayan bir programı dostça bitirelim o zaman. Erim, evet, katıldığın evet, çok için çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ağzına çok sağlık sağ diyorum ben İyi öncelikle. Çok sağ olun. Bir su içeceğim gidip şimdi. Ankara'ya da mutlaka bekleriz. Geldiğinde de görüşmek isteriz. Umarım İnşallah. İleride de böyle İnşallah. Daha... spesifik konu üzerinde şimdi çok geniş bahsettik. Genel, tabii. Evet, örneğin sadece DAC üzerinde bir bölüm yapabiliriz yani. Bunları konuşabiliriz. İşte kıyaslamaları, anlatmaları hangisine veriyor böyle işte $500, $1,000, $5,000 bandında DAC'lar belki inceleyerek konuşabiliriz. İşte onları daha inceleyecek net konular üzerinde. Onları inceleyecek. Bence buluruz. Ya yani burada şu var, buluruz zamanla. Açıkçası zamanla olmuş. Şu yani birileri bir çıkar geçsin. Der ki bunları alın bulun. Tabii şu pandemi bir geçse inşallah evet yani o ben de aynı fikirdeyim, aynı kafadayım. Çok da keyifli olur. Ben de çok onur duydum. Çok teşekkür ederim. Yapalım. Şöyle de oluyor. Açıkçası şöyle söyleyeyim. Sende bu cihaz yok, bende yok, Hakan'da yok belki ama birilerinde mutlaka var. 500 bin, 5000 dolar bandındaki DAC'lar için konuşuyorum yani örnek verdik diye. Şöyle söyleyeyim benim arkamda şurada gördüğünüz şu CD çalan var. Ediz'in. Ondan şurada aşağıda da aküsü var. Bu şey de ASR'nin bir fonosu. O da Ediz'in. Yani sağ olsun bu hafta sonu denemem için bana verdi. İkisi de ciddi pahalı cihazlar aslında. Tabii. Yani benim bunu alıp da ya bir alayım işte bakayım falan deme şansım yok. Ama en azından bir bu COVID'den kaynaklı arkadaş ortamında. Ha bu arada bir dakika. Bak oradaki plakçalarda Hakan'ın, RP8'i Hakan'ın plakçaları. Yani bu hobi sayesinde evdeki sistem toplama benim. Toplama şu anda. Bayağı güzel oldu ama. Hakikaten güzel evet. Oldu. Hafta sonunu böyle evden çıkmadan tam keyifle değerlendiriyorum. Süper. Arada da deminden beri diyorum ki ya program bitince hemen bir an önce çalayım da dinleyeyim falan diyorum şöyle. Evet, evet. Dolayısıyla bu hobi sayesinde hem birileriyle tanıştık hem de paylaşım artıyor açıkçası. Mutlaka elinde dediğim gibi bu cihazları olan birileri vardır. Bir ulaşırız, onlar bize ulaşır ve test ederiz, deneriz. Birlikte de bir sohbet, arkadaşlık oluşmuş olur. Güzel olur, güzel olur. Yani hobidaşların evet bu konuda birbirine yardımcı olması gerekiyor. Çünkü inanın ülke yanlış ülke biraz bu anlamda. Yani içinde olma anlamında. Çünkü ben bakıyorum şimdi işte dışarıda mesela YouTube sayfalarına falan. Adam diyor ki işte bana diyor gönderdiler diyor. Yani şimdi Amerika'da yaşadığın zaman bu işleri yapmak biraz daha kolay yani. 2000-3000 kişilik bir sayfan bile olsa hemen dikkat çekip şey yapabiliyorsun yani bana yollayın diyorsun. Adam çat diye yolluyor. Zaten aynı anda 50 kişi yolluyor. Yani sıkıntı yok. Biz burada oradan işte şey yaşıyoruz. O yüzden dediğin gibi eğer hobidaşlar da bize bu konuda yardımcı olursa bir sinerji yaratır. Çok güzel bir şeyler yapabiliriz. Neden olmasın? Ben evet. Çok keyifle yaparım yani. Tekrar katıldığın için teşekkür. Bu bölümü kapatalım o zaman. Tamam. Ne diyorsun Hakan? Haftaya ne olacak evet. Biz de bilmiyoruz yine.
Peki. Çok sağ ol verdiğin bilgiler için. Görüşmek üzere. Hiçbir şey bulamazsanız 3'e böler 3 hafta idare edersiniz. Bu aslında konu çok fazla var. Yapılacak şey çok fazla var ama genel bu pandemi, işte Hakan'ın benim işler falan, bunlardan dolayı bu haftalık periyotta öğretmek bunu ve çıkartmak biraz zorlaştırıyor işi. Ama bu şu anda Zoom'la da böylece sana ulaşmış olduk. Yani biz normalde İstanbul'a gelerek bu programları yapmayı planlarken aslında bu şekilde içerik görüntü kalitesinden falan ödün vererek ama içerik kalitesiyle de bir içerik bilgi oluşturduk diye düşünüyorum. Dolayısıyla devam edeceğiz bir tarafta. Kesinlikle abi. Yani zaten görüntü bu. Yapacak bir şey yok. Tamam. Evet. Çok, tekrar çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Tamam. Eyvallah. Evet, hoşça kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz.